Merhaba, ben Ozan Barış Erim. Bugün Diatlov vakasını farklı bir bakış açısıyla inceleyeceğiz. Yeni belgeler, yeni tanıklar ve şok itiraf. Diatlov vakasının konuşulmayanını konuşmaya hazır mısınız? 1959 yılında Rusya'da bir grup genç, kışın ortasında Ural Dağları'nda bir gezintiye çıkmıştı. Aralarında 8 erkek ve 2 kadın vardı. Igor Diatlov, Zinadya Kolmogorova, Ludmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Rüstem Slobodin, Yuri Krivnishenko, Yuri Doroshenko, Nikolay Brignolov ve Semyon Zolotarev. Bir hariç tamamı 20-24 yaşlarındaydı. Grubun en büyüğü ise 38 yaşındaki spor eğitmeni Semyon Zolotarev'di. Şimdi izleyen herkesten bu isme çok dikkat etmesini istiyorum. Zira hikayemizin odak noktasındaki isimlerden birisi Zolotarev olacak. Kayıp gençler 23 Ocak 1959'da yataklı bir trenle yolculuklarına başlamıştı. Gruptakiler son mektuplarını küçük bir yerleşim yeri olan Vizhay'daki postaneden gönderdi. Geceyi de orada geçirdikten sonra bir kamyonla tomrukçuların üs olarak kullandığı 41. yerleşim adlı bir kamp alanına vardılar. Günlüklerindeki notlara göre öğrenciler, oduncularla sıcak bir sobanın etrafında sohbet etmekten ve sevdikleri filmler hakkında konuşmaktan keyif almıştı. O gece bir yatakta uyudukları son geceydi. Sonraki gün sırt çantalarını yüklenip yola çıktılar. Bölgedeki yerli Mansi halkının avlanırken kullandığı patikaları takip ederek yürümüş oldukları tahmin ediliyor. Grup bir at arabası tutarak eşyalarını 15 mil kuzeyde terk edilmiş haldeki Kuzey 2 adlı madenci yerleşim yerine götürdü. Fakat yol içlerinden birinin geziyi yarıda bırakıp geri dönmesine neden olacak kadar zorluydu. Yuri Yudin'in siyatik sinirleri daha fazla yürümesine izin vermiyordu. Yudin eşyalarını grubun diğer üyelerine dağıtıp evine geri döndü. İkinci kilit ismimiz ise Yuri Yudin. Aslında Zolotarev ve Yudin grubun kaderini belirleyecek isimler. Yudin gruptan ayrıldıktan sonra Ortorten Dağı'na doğru yola devam ettiler. Gezinin 3 hafta sürmesi planlanıyordu. Grubun önderi olan Igor Diatlov, 12 Şubat'ta geziyi tamamladıktan sonra şehirdeki bir spor kulübüne mesaj gönderecekti. Mesaj gelmediğinde ilk başta kimse paniğe kapılmadı. Grubun daha önce de kötü hava şartları nedeniyle geç döndükleri olmuştu. Fakat 20 Şubat'ta aileler endişelerine daha fazla karşı koyamayarak yetkililere haber verdi. Üniversite gönüllü öğrencilerden oluşan bir arama ekibini bölgeye gönderdi. Bugün 80'lerinde olan Mikhail Sharavin de bu ekipteydi. Kayıp öğrencileri aramak için küçük ekiplere ayrılan gönüllülerden çadırı ilk gören de o olmuştu. Çadırın içinde bir köşede düzenli yerleştirilmiş sırt çantaları ve botları gördüler. İzledikleri rotayı gösteren bir harita, bir miktar para ve küçük bir alkol şişesi vardı. Bunların yanında sanki yemek üzere hazırlanmış ama yemeğe vakit bulunamamış gibi gözüken bir miktar et duruyordu. O anda çadırın içeriden bıçakla yırtılarak açıldığını fark ettiler. Sanki aceleyle dışarı çıkmak istemişlerdi. Bu sorunun yanıtını düşünürken karşılarına çıkanlar daha da ilginçti. Çadırın hemen dışında 8-9 kişinin ayak izleri vardı. Bunların bir kısmı çıplak ayaklı, bir kısmı çorap giymiş, bir kısmı da sadece bir ayağında bot olan kişilere aitti. 5-10 metre süren bu ayak izleri ansızın yok oluyordu. Sharavin ve arkadaşları şaşkınlıklarını gizleyemediler. Öğrencileri -20 derecede yarı çıplak bir şekilde karın ortasına çıkaran şeyin ne olduğunu merak ettiler. Hızla ekibin kalanının yanına giderek buldukları izleri anlattılar. Sır dolu olaylar dizisi bundan sonra ortaya çıktı. Çadırlar sığ bir çukurda kurulmuştu. Grup bu çukuru rüzgardan korunmak için kazmış olabilir.
Mikhail Sharabi'nin arama ekibi, öğrenciler kaybolduktan yaklaşık bir ay sonra çadırı bulduğunda dağın zirvesine sadece 300 metre uzaktaydı. Sharabin, cesetlerin bulunduğu anı şöyle anlatıyor. Ertesi gün 27 Şubat'ta arama grubundakilerle birlikte cesetleri bulduk. Bir sedir ağacına yaklaşırken 20 metre ötede kahverengi bir nokta gördüm. Ağacın sağ tarafındaydı. Yaklaştıkça orada iki ceset olduğunu anladım. Elleri kırmızı, kahverengi arasında bir renge bürünmüştü. Cesetlerden biri Yuri Doroshenko'ya aitti. Onun yanında ise Yuri Krivnishenko yatıyordu. Kendi parmak eklemlerinden bir kısmını ağzıyla parçalamıştı. İki adam da iç çamaşırlarıyla duruyordu. Ağaca daha yakın bir noktada bir kamp ateşi buldular. Sanki biri ağacın alt dallarına tırmanarak dalları yakacak olarak kullanmaya çalışmıştı. Sonra Igor Dyatlov bulundu. Üzerinde kıyafetleri vardı ama ayakkabıları yoktu. Yüzüstü yere yatmış bir huş ağacı dalına sarılmıştı. Yakınlarda Zinadya Kolmogorova da vardı. Cesedi can havliyle çadırın olduğu tepeye geri doğru tırmanmak ister gibi bir pozisyonda kalmıştı. Gövdesinin sağ tarafında uzunca bir kızarıklık vardı. Bir cop veya sopayla vurulmuş gibiydi. Grubun en utangacı, uzun mesafe koşucusu Rüstem Slobodin'di. 5 Mart'ta kafasında bir kırıkla bulundu. Üzerinde diğerlerine göre daha fazla kıyafet vardı. Uzun kollu bir içlik, süveter, 2 pantolon, 4 çift çorap ve sağ ayağında keçe bir bot vardı. Saati 8.45'te durmuştu. Olayın gizemi, diğer 4 cesedin 3 ay kadar sonra Mayıs ayında karların erimesiyle bulunması üzerine daha da arttı. Stalin döneminde baskıya maruz kalan Fransız bir komünistin oğlu olan Nikolay Brignolal'ın kafatası çatlamıştı. Moskova'daki gizli bir enstitüde çalışan nükleer fizik öğrencisi Alexander Kolevatov'un kulağının arkasında bir yara vardı ve boynu ters dönmüştü. Genç komünist Dubinina ve grubun en yaşlı üyesi Semyon Zolotarev'in birden fazla kaburgası kırılmıştı. Zolotarev'in kafasının sağ tarafında açık bir yara vardı ve kemiği görünüyordu. Ortada korkunç bir detay vardı. İkisinin de gözleri çıkarılmıştı ve Ludmila'nın dili yoktu. Sverdlovsk'ta Tatyana, abisi Igor Dyatlov'un cenaze törenine katılmadı. Ailesi onun için çok travmatik olabileceğini düşünmüştü. Sonrasında tabuttaki halinin fotoğraflarını gördüm. Korkunçtu. Eski halinden eser yoktu diyor Tatyana ve ekliyor. Annem onu sadece dişlerinin arkasındaki boşluk sayesinde tanıyabilmiş. Saçı grileşmişti. Öğrencilerin ailelerinin bu ölümlerin arkasında ordunun olduğuna inandığını aktarıyor Tatyana. Orada ne olduğunu söyleyebilmek zor. Ama ailelere gerçeği asla öğrenemeyeceksiniz. Bu yüzden sormayı bırakın dediler. Ne yapabilirdik? Unutmayın, o günlerde çenenizi kapatmanız söylenirse susardınız. 1959 yılında soruşturmayı yürüten dosyanın eski savcısı Lev Ivanov'du. Savcı Ivanov çok gayretliydi ve gizemi çözmek istiyordu. O dönem adli tıp uzmanlarına danışmış ve kendisine yaraların bir patlama dalgası sonucu olduğu söylenmişti. Fakat Ivanov bir anda üstlerinden gelen bir baskıyla soruşturmayı kapatmak zorunda kaldı. Sovyet yetkililer ölümleri açıklamanın en iyi yolunu düşündüler ve başa çıkılamayan bir doğa gücünü sorumlu tuttular. Aslında Sovyet yetkililerin bu açıklaması insanlarda kafa karışıklığını arttırdı. Düşünün, dönemin en güçlü devletlerinden biri olduğunuzu iddia ediyorsunuz ama ölüm sebebini açıklanamayan doğaüstü bir güç olarak söylüyorsunuz. İşte bu durum insanların olay üzerine daha çok konuşmasını ve daha çok araştırmasını sağladı. Ölen gençlerin kıyafetlerinde radyasyona rastlanmıştı. Cesetler İvdel kentinde kurulan derme çatma bir morgda incelenmişti. Morgun etrafında polis yerine dönemin gizli servisi
Devlet Güvenlik Komitesi'nin yani KGB'nin görevlileri önlem almış, içeri kimsenin girmesine izin vermemişti. İşin en ilginç yanı ise otopsilerden önce morga bir varil dolusu alkol götürülmüştü. Bunun radyasyona karşı ilkel bir korunma yöntemi olduğuna inanılıyor. Tüm bu olayların üzerine araştırmacılar dağcıların bulunduğu noktada çok sayıda hayvan ve kuş ölüsüne de rastlıyorlar. Hatta Sovyet yetkililer cesetler bulunduktan sonra bölgedeki halkın kuyulardan su çekip su içmesini de yasaklıyor arkadaşlar. Bir süre boyunca hatta uzun bir süre boyunca Sovyet yetkililer kendi getirdikleri taşıma suyuyla bölgedeki halka su vermeye başlıyorlar. Öte yandan bölgedeki Rengi çobanlarının da bölgeye girişi 4 yıl boyunca yasaklı tutuluyor. Hatta öyle ki 4 yıl boyunca bölgede hiçbir avcılık faaliyetine izin verilmiyor. Otopsi raporlarında ilk 5 cesedin iç organlarındaki parçaların kimyasal analize gönderildiği yazıyor. Fakat kimyasal analiz sonuçları çıkar çıkmaz laboratuvara gelen KGB ajanları organlara ve belgelere el koyuyor. Şimdi kilit isimlerimizden olan Yuri Yudin'le devam edelim. Yudin, siyatik ağrılar çektiğini söyleyerek gruptan ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra geldiği merkezde Diatlov'un dönüş tarihini 15 Şubat'a çektiğini herkese anlatıyor. Ama esas sorun Yuri'nin gruptan ayrıldıktan sonra yaptıkları ile ilgili. Yuri'nin gruptan ayrıldıktan sonra yaptıklarının yeni belgelerle ortaya çıkması kafalarda çok fazla soru işareti bıraktı. Şimdi hep beraber bu belgeleri inceleyelim. Yuri Yudin yolda hastalandı ve eve dönmek üzere yola çıktı. Eklemlerinde şiddetli ağrı çektiğini iddia eden Yudin, Stanislav Volyukevicius ile birlikte kızakla 41. köye doğru yola koyuldu. Ama bir gariplik vardı. Eklem ağrıları çektiği için yürüyemeyen Yudin, kamptan ayrıldıktan bir süre sonra bindiği kızaktan inerek yola yürüyerek devam etti. Kızağa sadece sırt çantasını bırakan Yuri, kızak sürücüsü Stanislav'ın şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Kızak sürücüsü olayı daha sonra şu şekilde anlattı. Olay yerinden ayrıldığımız ilk geceyi Yuri ile birlikte geçirdim. Çok konuşan biri değildi. Hatta hiç konuşmuyordu. Tavrından gergin olduğu, bir şeyleri düşündüğü belliydi. Ertesi sabah yola çıkmak için hazırlandığımızda yanıma geldi. Sırt çantasının içine büyük bir kaya koymuştu ve bana uzatarak sessizce buradan gitmemi ve bu kayayı 41. köye götürmemi istedi. Sakat olduğunu, yürüyemediğini söyledim. Ama bana sert bir bakış atarak bacağının ağrımasına rağmen bana yürüyerek yetişeceğini söyledi. 41. köye öğleden sonra yaklaşık 3'te vardım. Ve bir süre sonra da yürüyerek gelen Yuri gözüktü. Benim kızakla bile zor geçtiğim yolu benden çok kısa süre sonra Yuri yürüyerek gelmişti. Peki sakatlandığını söyleyen Yuri nasıl yürüyerek kızakla bile uzun süren yolculuğu kızak sürücüsünden çok kısa bir süre sonra gelmişti? Esas gerçek, insanın sakatlanmasa bile o yolu yürüyerek, üstelik kızak sürücüsünden çok kısa bir süre sonra gelmesi imkansızdı. Yuri'yi biri getirmiş olmalıydı. Ama kim? Onun yola çıktıktan sonra sakatlanacağını kim bilebilirdi ve onu kim bekleyebilirdi? Yuri o yolculuğu kızak sürücüsünden sonra yalnız yapmamıştı. Peki Yuri'ye kim yardım etti? İşte işin o noktası tam bir muamma. Son açılan Diatlov davasında Yuri sorulan sorulara verdiği cevaplarla da şaşkınlık yarattı. Yıllarca Diatlov'un kendisiyle dönüş tarihinin değiştirildiği mesajını gönderdiğini iddia eden Yuri mahkemede şunları dedi. Mahkeme Yudin'e gruptan ayrıldığınızda Diatlov size dönüş için son tarihi ertelediğini söyledi mi? Yudin'in cevabı hayır. Dönüşün 15 Şubat'a ertelendiğine dair bir konuşma yapılmadı. Ancak grup üyeleri 15 Şubat'ta Sverdlovsk'a geleceklerini söylediler. Yıllar geçtikçe Yuri'nin hafızasının zayıfladığı, gerçekte var olmayan bir şeyin gerçeklik olarak geçtiği ortaya çıktı.
Yuri'nin mahkemede verdiği bu şok ifadenin ardından ortaya çıkan beden dili üzerine uzman bir grup, bugüne kadar Yuri'nin bütün videolarını analiz ettiklerini ve Yuri'nin sorulan sorulara aslında cevap vermekten kaçındığını söyledi. Ayrıca Yuri'nin konuşmasındaki jest ve mimiklerinin doğal olmadığının altını çizen grup, bunun ancak yalan söylenen durumlarda sergilenecek bir hareket olduğunu söyledi. Yuri Yudin'in sakatlandığını söyleyerek gruptan ayrıldığını söylemiştik. Peki bundan sonra ne yaşandı? Ölümlerinden hemen sonra gözler bölgede yaşayan Mansi halkına çevrildi. Sovyet savcılar Mansilerin dağcıları öldürmüş olduğunu düşünmeye başladıktan sonra çok sayıda Mansi tutuklandı. Tutuklanan Mansilere yaptıklarını itiraf etmeleri için akıl almaz işkenceler yapıldı. Yapılan incelemelerde başka bir insanın ayak izine rastlanmamış ve tutuklanan Mansi yerlileri serbest bırakılmıştı. O dönem sorgulanan Mansilerden biri de Valeri Anyamov oldu. Anyamov'un annesi Sanka o gece yaşadığı tuhaf bir olaydan bahsediyor. Sanka, Şubat 1959'da bir akşam odun toplarken gökyüzünde sıra dışı bir şey gördüğünü hatırlıyor. Sanka, ormandan geri döndükleri sırada gökyüzünde parlak yanan bir nesne ortaya çıktı. Önü daha geniş, arkası daha dar ve bir kuyruğu vardı. Uçarken üstünden kıvılcımlar düşüyordu diyor. Peki, olayların yaşandığı tarihlerde gökyüzünde böyle bir şeyin görülmesi normal miydi? Bu dağcıların ölümünü açıklıyor muydu? Şimdi isterseniz Sanka'nın verdiği bu ifade üzerine konuşalım. Sanka o gece gökyüzünde beyaz ışık topları gördüğünü söylüyor. Grubun fotoğraf makinesinden çıkan son fotoğrafa hep beraber bir bakalım. Bu fotoğraf grubun çektiği son fotoğraf. Acile bir şekilde çekilmiş. Belki heyecandan, belki korkudan, elde yaşanan titreme dolayısıyla flu çıkmış bir fotoğraf. Ama analizcilerin incelemesi bunun bir gökyüzü fotoğrafı olduğunu açıklıyor. Öte yandan gökyüzündeki ateş toplarını gördüğünü söyleyen sadece Mansiler değildi. Bölgenin 50 kilometre uzağında kamp kuran bir başka dağcı grubunun üyesi Georgi Atmanaki'nin 8 Nisan'da verdiği ifadede söyledikleri şöyle. 17 Şubat'ta arkadaşım Vladimir ve ben gruba kahvaltı hazırlamak için sabah 6'da kalktık. Bir ateş yaktıktan sonra yemeğin hazır olmasını beklemeye başladık. Gökyüzü kapalıydı. Bulutlar görünmüyordu. Ancak genellikle gün doğumuyla birlikte dağılan hafif bir pus vardı. Doğu yönüne baktığında daireden oluşan yaklaşık 5-6 ay çapında süt beyazı bulanık bir noktanın gökyüzünde yayıldığını gördüm. O dönemde askerlik yapan Alexander Savkin'in 7 Nisan 1959 tarihli sorgusundan. 17 Şubat 1959'da sabah 6:40 sularıydı ve ben nöbetteydim. O sırada güney tarafından periyodik olarak beyaz, yoğun bir sisle sarılmış parlak beyaz bir ışık topu belirdi. Bu bulutun içinde yıldız büyüklüğünde parlak bir ışık noktası vardı. 17 Şubat 1959 tarihli Tagil İşçisi Gazetesi haberi. Olağan dışı bir gökyüzü fenomeni. Dün Güneydoğu'da ufuktan 20 derece yükseklikte yerel saatle 6:45 sularında ayın görünen çapı kadar parlak bir top belirdi. Top kuzeyden doğuya doğru ilerliyordu. Saat 7'de bir parıltı vardı ve topun çok parlak bir çekirdeği göründü. Kendisi daha yoğun bir şekilde parladı. Yanında güneye doğru bükülmüş parlak bir bulut belirdi. Bulut gökyüzünün tüm doğu kısmına yayıldı. Dağcıların otopsi raporlarına da isterseniz bir göz atalım. İlk olarak Doroshenko ve Krivnishenko'nun cesedi uzun bir sedirin yanında bulundu. İkilinin nedense saç ve ayaklarında yanıklar vardı. Onlardan çok uzak olmayan bir yerde Igor Dyatlov ve Kolmogorova bulundu. Olayın ilginç yönü ise Brig Nolal'ın kafatasındaki Dubinina ve Zolotarev'in kaburgalarındaki kırıklardı. Dubinina ve Zolotarev'in kaburgaları dışarıdan bir darbeyle değil, içeriden dışarıya doğru kırılmıştı. Daha da fazlası
Dobinina'nın dili, gözleri ve dudağı yoktu. Olayın şaşırtıcı bir detayı ise Rüstem Slobodin'in donma anındaki şekli olmuş. Slobodin'in yanağı ve dudağı şişmiş ve darp edildiği anlaşılmıştı. Ayrıca Slobodin'in midesini tutarak sırtını dönmesi de darbe almaya devam ettiğini gösteriyordu. Otopside de cesedin aldığı şekil ile ilgili teori kanıtlanmıştı. Sanki küt bir cisimle kafasına sert bir şekilde vurulmuş gibi travmatik bir beyin hasarı yaşadığı ortaya çıkmıştı. Slobodin sanki biriyle yumruk yumruğa dövüşmüş gibi el eklemleri kırılmıştı. Yapılan incelemelerde ise çevrede hiçbir ayak izine rastlanmamıştı. Bundan sonra akıllara gelen ilk soru şu olmuştu. Rüstem Slobodin'in o gece arkadaşı öldükten sonra kimle boğuştuğu? Olay yerinde 4 kamera bulunmuş ve olay yerinden kaçan 9 dağcıdan sadece Semyon Zolotarev'in kamerasını yanına aldığı ortaya çıkmıştır. Ne gariptir ki bu kamera kayıtları kimseyle paylaşılmamıştır. Ayrıca grubun günlüğünde 4 kamera olduğu belirtilmiş, Zolotarev'in ikinci kamerasından hiç bahsedilmemişti. Peki, Zolotarev kimdi? Bu gruba nasıl dahil olmuştu? İşte ikinci kilit ismimizle ilgili resmen belgelenen o yeni bilgiler. Seferin en yaşlı ve en gizemli üyesi. Şaşa olarak da adlandırılan eski bir asker olan Semyon Zolotarev'di. Kuban köyünün bir yerlisi olan Zolotarev, Urallara göre tuhaf davranışlarıyla göze çarpıyordu. Dövmeleri ve altın dişleri vardı. Zolotarev'i tanıyan Viktor Bogomolov daha sonra onun için şöyle söylüyordu. Zolotarev'in çalıştığı birçok turizm merkezi Sovyetlerin sınır bölgelerinde yer alıyordu. Kafkaslarda, Karpatlarda. Hatta bir ara Kamçatka hakkında bir şeyler söylemişti. Bu tür yerlerde kısa sürede iş bulmak zor değil. Çok zordur. Ama ilginç bir şekilde Zolotarev bunu birkaç yılda başarmıştı. Sınır bölgelerinde sadece kendini çok kanıtlamış ve gerekli kişiler çalışabilirdi. Zolotarev'in bu sık seyahatleri onu tanıyan insanlarda endişe yaratmıştı. Bir şekilde gizemli bir havası vardı. Zolotarev çok konuşmayan biriydi. Bazen bir şeyler söyler ama ağzından kaçırmış gibi bir tavırla hemen lafı keserdi. Bir başka tuhaflık ise Zolotarev'in aile hayatıydı. Zolotarev kariyeri itibariyle çok saygın biriydi. Ama Rusya'da o dönemde 38 yaşına gelmiş birinin evli olmaması çok ilginçti. Zolotarev'in Diatlov'un grubuna katılması da farklı bir tesadüftü. Grubun başlangıçta başka bir eğitmen olan Sergey Sogrin ile gitmesi planlanıyordu. Zolotarev'i gruba dahil eden Yuri Kapıtov'du. Kapıtov, kurduğu turizm kulübünde otururken Diatlov'un geziyi planladığı tarihlerde içeri birden Zolotarev'in geldiğini ve kulübe kaydolmak istediğini anlattı. Zolotarev ona yakınlarda olabilecek bir gezi olursa katılmak istediğini, bunun için çok heyecanlı olduğunu anlatmıştı. Kapıtov'a göre Zolotarev, Diatlov grubuyla çok ilgileniyordu. Devamlı kulübe geliyor, grupta yer olup olmadığını soruyordu. Başka gruplar tavsiye edildiğinde ise basit bahaneler sunarak bunu reddediyordu. Ama Zolotarev'in sonunda istediği oldu ve gruba dahil oldu. Zolotarev'le ilgili gariplikler bununla da bitmiyordu. Zolotarev'in cesedi bulunduğunda uzun süre ceset teşhis edilememişti. Zolotarev'in hiçbir kurşun yarası ve dövmesi yoktu. Ama Zolotarev olduğu iddia edilen cesette eski bir kurşun yarası ve sırrı hala çözülememiş çeşitli dövmeler bulunuyor. Ailesi bu kişinin Zolotarev olmadığı konusunda ısrarcı oldu. Ancak dönemin Sovyet yetkililerinin baskısıyla cesedin Zolotarev olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Peki bu dövmeler de neydi? Zolotarev'in vücudunda bulunan G, S, D, A, E, R, M, M, U, A, Z, U, A, Z harflerinin bulunduğu dövmenin sırrı hala çözülemedi. En yaygın teori ise o dönem hapishanelerde kalan mahkumlara yapılan dövmelerden biri olduğuydu. Zolotarev o gezide hiç bulunmadıysa bu kişi kimdi?
Ya da daha da önemlisi, Zolotarev geziye katıldıysa, Zolotarev olarak tanıtılan ceset kime aitti? Bir başka dikkat çeken detay ise cesedin kollarında Mansi sembollerinin bulunduğu dövmeler olmasıydı. Bu da hiçbir zaman açıklanamadı. Nihayet tüm bu soruların yanıtlarını bulabilmek için 2018 yılında Zolotarev'in mezarı açıldı. Açılan mezarlıkta bir gariplik vardı. Zolotarev'in mühürlü çinko bir tabutun içine gömüldüğü ortaya çıktı. Yapılan DNA testinde ise mezardaki kişinin Zolotarev olmadığı resmen kanıtlandı. Tüm bu olaylar üzerine ismini gizli tutan eski bir KGB ajanının vasiyetini tüm gazetelere göndermesiyle şok etkisi yarattı. Eski ajan, Dyatlov grubuna dahil olan iki KGB ajanının olduğunu, grubun takip edildiğini yazmıştı. Neden takip edildiklerine ilişkin bilgi vermeyen ajan, bugüne kadar üretilen komplo teorilerinin sadece ikisinin gerçeğe çok yaklaştığını vurgulamıştı. Bunlar ışık topları teorisi ve füze denemeleriydi. Yapılan deneyin ne olduğunu açıklamayan ajanın iddiasına göre yaşananlara şahit olan kamp üyelerinden bazıları hayatta kalmıştı. Ama şahit olmaması gerekiyordu. Hatta eski ajan fotoğraf makinelerinin içinde komplo teorilerinin Yeti olduğunu iddia ettiği fotoğrafın da bir KGB ajanına ait olduğunu söyledi. KGB ajanı dikkatsizliği nedeniyle yakalanmış ve onun fotoğrafı çekilmiş. Bu eski KGB ajanı olduğunu iddia eden kişinin yolladığı vasiyet Rusya'da çok konuşuldu. Bunun yalan olduğu söylendi. Bunun bir kurgu olduğu, bunun olayları başka yere çekmek için planlanmış bir şaka olduğu söylendi. Ama esas soru, bu adam doğru söylüyor muydu? Sonuçta kendisiyle ilgili verdiği herhangi bir bilgi olmadığı için gazeteler ve başka insanlar bu adamın kim olduğunu bilmiyorlar. Ancak şu da bir gerçek, üst üste çıkan yeni belgeler adamın gönderdiklerinin doğru olma ihtimalini fazlasıyla arttırıyor. Adam grupta iki KGB ajanı olduğunu söylüyor. Grupta bulunan Yuri Yudin ve Zolotarev'in değişik hareketlerini hep birlikte gördük. Yudin sakatlandığını söylüyor. Kendini almaya gelen kıza binmeden yürüyerek 21 kilometre boyunca gideceği yere ulaşıyor ve kızaktan sadece 1 saat sonra. Zolotarev ise Dyatlov grubuna katılmak için neredeyse tüm şansını zorluyor. Zolotarev tüm şansını denemiş olmasına rağmen ölen kişinin Zolotarev olmadığı ortaya çıkıyor. Bu da başka bir ilginç olay. Adamın mektubunda bahsettiği füze denemesi ve ateş toplarına gelecek olursak o dönem bölgede Dyatlov geçidine yakın iki Sovyet gizli üssü bulunuyor. Bu iki üs de çeşitli silah denemelerinin yapıldığı, füze atışlarının yapıldığı üs. Dyatlov ve arkadaşlarının bu bölgeden geçiyor olması tamamen tesadüf müydü? Bunu bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki bölgede daha sonradan bulunan demir levhalar bölgede silah ve füze denemelerinin çok çok yapıldığının kanıt olarak tarihe geçti. Bugün sizlerle Dyatlov vakasını farklı bir bakış açısıyla yeni belgelerle incelemeye çalıştık. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.